Ha. Durun, ses. Arkadaşlar herkese merhaba. Erzincan Kangal TV kanalına. Aslan. Daha önceleri bildiğiniz üzere aslanı çekmiştik. O zamanlar daha küçüktü. Şu an hepsi büyüdü. Aslan da bayağı büyümüş. Escobar da bayağı büyümüş. Escobar. Dur dur dur. Lan gidin oğlum, sahibiniz orada. Escobar ondan büyük olur mu? Büyük olur, büyük olur da çok az bir şey var aralarında. O biraz daha sallıyor. Bir de şey, Ceperkül'dense dedesine daha çok benziyor. Dedesinin kopyası ya. Aha, Escobar'a daha çok Baba benziyor. Baba sallar. Ama hayvanlar mutlu ha, yani tam yerini bulmuşlar toprağın. Yerin de çok güzel. Burası sizin yayla değil mi? Defa geliyoruz buraya. Ondan önceler şu karşıda senin gösterdiğin şu karşıki tepenin arkasında arkadaşlar. Önceden Umut kardeşimiz yaylaya gidiyormuş. Bu sene burası biraz daha yakın evine. Buraya yaylaya gelmişler ve hani amca buraları daha yeni düzenliyor. Şöyle gördüğünüz gibi o da çalışıyor zaten. Şurada baraka yapıyorlar. Dağ ağaçlarından. Ve burada da ocakta yemek kaynıyor. Şöyle hayvanların goru var. Akşamları burada barınıyorlar demek ki. Şöyle güneş panelleri artık zaten insanların can damarı oldu. Çünkü elektrik ihtiyacını hep buradan karşılıyorlar. Şu bazıları da gece. Umut, bunlar gece kendiliğine yanıyorlar değil mi? Ha işte o. Ben o lambalar bir yerde daha görmüştüm, 10 numara yani. Dediğin gibi güneş. Aynı sokak lambası gibi ha. Yani böyle bu alanı komple aydınlatıyorlar. Çok iyi yani. Burası zifiri karanlık arkadaşlar. Şehir gibi değil ki. İnsanlar yani şey yapsın, yaralansın. Hani ay ışığı olduğunda iyi kötü şey yapar. İnsanlar etrafı görebilir ama işte onun haricinde zifiri karanlık. Bilmiyorum daha önce öyle bir yerde bulundunuz mu ama. Ben bulundum, ondan dolayı bunlar bildiğin büyük icat yani, özellikle bu yayladaki insanlar için çok iyi bir şey. O şeyden aldığın çadır bu muydu Umut? Senin aldığın. O kaç kişi? 4 kişilik mi? Sözde 4 kişilik ama bir 3 kişi sığar. 4 değil, 6 kişilik. 4 kişi ancak sığar ya. 2 kişi benim gibi adam sığar. Baraka yapıyoruz burada. Ha işte şimdi orayı da çekeceğim. Şeyi bu çadır var. Bir de aslında o diğer o Kızılay'ın çadırları var ya. Çadır devre kapanmış. Ama o en azından biraz daha serin olur. Sıcak olur. İşte bundan tabii. Bu suyumuz da daha yeni geldi. Şöyle gör. Aşırı bir su sıkıntısı var değil mi? Hayvanlar gerçekten susuzluktan kırılmak üzereydi. Sağ olsun Kuzeyli Birlik Başkanı'yla İl Özel İdare Müdürü kepçeyle boru yardımı yaptılar. Suyu ama şart. Su karşı taraftan gözden getirdik. Yani biz gittikten sonra yabani hayvanlar için de bulunmaz bir şey olacak burası. Doğru. Yabani hayvanlar da, gelip de su, onlar da su sıkıntısı çekiyordu değil mi? Su da güzel yani. O bayağı mesafeden gelmesine karşın arkadaşlar, gördüğünüz gibi boru ta buradan yani belki bir kilometreden fazla alandan geliyor. Ona rağmen buz gibi ve burası merkeze göre tabii ki yine serin. Yani sıcak, şu an yine sıcak bir hava var. Bunaltıcı bir hava var ama şehir merkezindeki kadar bunaltıcı değil. Yani aslan bile gördüğünüz gibi sıcaktan bunalmış, hayvanların kurnunda duş alıyor. Değil mi lan? Aslan. Elimizde
He ya, o zaman ilk geldiğimde de kucağında çekmiştim. Kış mevsiminde gelmiştim. Arkadaşlar o zaman aslan, dur oğlum. O zaman elimizi alıp da videosunu çekiyorduk. 2 gün aşağıda yas tuttu, bağırıyor kendi kendine. Ben de ceza verdim, dedim getirmeyeceğim yukarıya. Aşağıda bağıra bağıra bağıra. İkinci günün sonunda kendisi çıktı geldi. Vay be, yani gene iyi de yolu da iyi çıkarmış. Enik olmasına rağmen yani kepçeci görmüş. Az önce Umut bana da anlattı. Dedi ki ya çocuk gibi ağlıyormuş. Yaylayı bırakmış. Sana kim diyor ki oğlum yaylayı bırak in aşağı köye. Aşırı bir hayvan hastalığı mı? Ya tabii şimdi koyun içinde büyüdü ya. Aşırı hayvanlar çok seviyor. Bir de oynamayı çok seviyor. Ya şimdi bunlar enikler. Şimdi bunların işi gücü oyun ama tabii ki burası vahşi doğanın tam ortası. Arkadaşlar burada dağ kesisinden tutun domuzuna ailesine kadar hepsi var. Ya hayvanlar gece, o hayvanlar gece daha çok avlanıyorlar. Gece besleniyorlar. Ve bu hayvanlar da biz gece uyuyoruz ama bu hayvanların hepsi gece... Diğer köpekler de aşağıya iniyor Emre. Bizim bu dişi köpek doğurmuş zaten. Doğumu yakın olduğu için hayvan burada durmuyordu. Aşağıya geliyordu. İşte o da dişi köpekten bir saniye ayrılmaz. Onun yüzünden işte o da aşağı gidiyor. O da onu dişiyle beraber doğru dişi gitti. Normalde yani dişi hayatta bırakmaz malı ama ne yaptın hayvan ağırlaştı. Yo, ağırlaştı aynen. Bir de alışmış yani hep orada köyde doğum yapmaya. Aynen. Mesela bazı hayvanlar Umut böyle arazide de gidiyor böyle şu kayalarda veya işte ağaç diplerinde kendine aynı senin o çektiğin videodaki gibi veya böyle kurt yuvası bulup veya kendisi eşip toprağa orada da doğum yapabiliyor. Ama şimdi bu anaç bir dişi olduğu için zaten şeyde büyümüş. Şurada biliyor. Şurada inleri var aslında bu. Şu kayanın altında yapmıştı dişi kendine yer. Hemen karşısındaki kayada. Şu üstteki çağlık alanda da ayı inleri var. Şu anda garanti ayı yatıyor orada. Vay ben be. Orada da çektim zaten yattak yerlerini. Hayvan orada yatıyor. Akşam oldu mu oradan geliyordu. Dişiyi sürekli rahatsız ediyordu. Oradan geçiş yap buraya geliyor. Dişi de tabii. Dişi 3-4 kere kovaladı. Baktı rahatsız oluyor. Yerini değiştirdi. Aynen öyle. Doğru diyorsun. Yani. Doğru. Orada yerini hazırlamış. Aynen öyle. O dediğin gibi ise yani şimdi biz anlamasak da arkadaşlar hayvanlar şey yapıyor, anlıyorlar. Şimdi ayı, tilki bile mesela o dişi orada yavrulasaydı ayı %100 onun yavrularını yiyebilirdi. Yani ondan dolayı hayvan da bildiği için en güvenli yer neresiyse orada doğumunu gerçekleştiriyor. Bire. Keçiler gördüğünüz gibi hala karnını doyurma derdindeler. Bunları Umut'la pazardan almıştık. Hayvan pazarından. Umut'un hayvanları hep genç arkadaşlar. Yani şişek diyoruz. Daha ilk defa doğum yapacaklar. Şöyle keçileri var. 3-5 tane. Şunlar da yavruları. Çıka. Ve keçi bereketli bir hayvan arkadaşlar. Erkek çok iyi ürüyor. Bu görüntü niye böyle oluyor ya? Tabii sıcak olduğu için şöyle hayvanlar hep iç içe girmiş. Gördüğünüz gibi tabii hava serinleyince bunların hepsi dağılıyor. Şöyle Umut'un aldığı kuşları size göstermek istiyorum. Biri şu yerde gördüğünüz. Birine şu kangal. Lan koço. Lan koço. Şu arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Böyle bunların burnu aynı Halep keçilerindeki gibi oval oluyor. Diğerlerinden de bayağı bir iri zaten. Sıcak olduğu için hayvan şey yapmıyor da şöyle çekeyim size daha yakından. Şöyle bir tanesi de şu. Bu da Elazığ
koyunlarının koçlarının cinsiymiş. Şu bayağı bir iri, videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama canlısı devasa bir koç, güzel. Şöyle kuyruklu. Güzel. Krik. Keçilerin birçoğu da böyle insancıl oluyor arkadaşlar. Hiç mesela şey yapmıyor. İnsanlarla oynamayı falan çok seviyor. Yani mesela böyle özellikle evde yetişenler çok bayağı bir insancıl oluyor. Sen keyfine bak. Biz de arkadaşlar motorla geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Amca da orada yemek yapıyor. İşte az önce gösterdiğim gibi baraka yapıyor. Seneye hani en azından daha rahat barınma koşulları oluşur. Suyu da getirmiş. Su da buz gibi. Çok güzel. Bayağı tam böyle ova gibi. Karşıda yalçın kayalıklar var. Böyle yolda bu taraftan geliyor. Bayağı bir yalçın kayalıklar var. Tam ortasında burası düzlük, güzel yani hayvanlar için de iyi. Otlakta konuştuk. Şu sırtlardan o tarafa bayağı güzel otluymuş yani. Hayvanlar aç kalmıyor. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Bunu size de paylaşmak istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızın büyümesi için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Geliyorum.